Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Cengiz Çelik, yurt genelinde yaşanacak hava durumuna ilişkin açıklamalarda bulundu. Normallerin altına düşecek Çelik, Karadeniz üzerinden gelen yeni soğuk ve yağışlı sistem sonrası, yurdun neredeyse genelinde yağış ve ani sıcaklık düşüşü beklediklerine dikkat çekti. Hafta sonunda dahil olmak üzere sıcaklıklar mevsim normallerine yer yer mevsim normallerinin altına düşecek. Bununla birlikte özellikle iç bölgelerde rakımı göreceği biraz daha yüksek olan yerlerdeki yağışlarında karla karışık yağmur ve kar yağışına dönüşmesini bekliyoruz. İstanbul'da yağışların perşembe ve cuma günü devam edeceğini dile getiren Çelik, Ankara'da ise yağışların çoğunlukla gece saatinde görüleceğini vurguladı. Genel olarak baktığımızda perşembe günü için Marmara, İçege, Akdeniz'in hemen hemen tamamında en batı kesimleri hariç hemen hemen tamamında İç Anadolu, Karadeniz ile Doğu ve Güney Doğu bölgesinde yani en batı bölgelerimiz haricinde Perşembe günü için tüm yurtta yağış bekliyoruz. Cuma ve Cumartesi gününde yine en batı bölgelerimiz hariç olmak üzere tüm yurtta yine yağışlar devam edecek diyebiliriz. Ancak özellikle Doğu bölgelerimizdeki yağışlar Perşembe ve Cuma günü yer yer kuvvetli olacak. Bölgesel olarak baktığımızda da Perşembe günü için Doğu Akdeniz'de kuvvetli yağış bekliyoruz. Güney Doğu Anadolu bölgesinde bir de Doğu Anadolu'nun güney ve batısında Perşembe günü kuvvetli yağışlar göreceğiz. Cuma gününe baktığımızda ise Doğu Anadolu'nun güney ve doğu kesimde biraz daha güney doğuya yakın kesimlerinde Cuma günü için yine kuvvetli yağışlar olmasını bekliyoruz. İstanbul'da yağışlar Perşembe ve Cuma günü çoğunlukla yağmur olacak ancak Perşembe'yi Cuma'ya bağlayan gece Sadece yüksek kesimlerinde kısa süreli de olsa bir karla karışık yağmur geçişi görebiliriz. Onun dışında İstanbul'da çoğunlukla yağışlar yağmur şeklinde olacak. En yüksek sıcaklar İstanbul'da 10-11 dereceler civarında seyrediyor. Hafta başından itibaren İstanbul'daki sıcaklıkların hızla artacağını tahmin ediyoruz. Genellikle de yine karla karışık yağmur şeklinde görecek diyebiliriz. Yüksek kesimlerinde yine kar yağışı görülebilir. Ancak Ankara'da kuvvetli bir kar yağışı görünmüyor şu anda. Belki yüksek kesimlerinde yollarda değil belki ama çatılarda bir miktar kar örtüsü bırakabilir Ankara'da. da Ankara'da sıcaklıklar hızla düştü bu sistemle birlikte. Pazartesi günü ilk saatlerden itibaren bu soğuk net şekilde hissedilecek Pazartesi ve salı günü 6-7 derece olan sıcaklıklar Ankara'da hafta başında, önümüzdeki hafta başında tekrar 15 derecelere ve daha üzerine çıkmasını tahmin ediyoruz. Hava parçalı çok bulutlu olacak. E, bu sistemde belki birazcık soğuk havasıyla etkilenecek ancak yağış beklemiyoruz İzmir için. İzmir'deki en yüksek sıcaklıklarda 16-17 dereceler civarında seyredecek. Önümüzdeki 3-4 gün boyunca diyebiliriz. Bölgelerde kendini gösterecek. Karadeniz üzerinden gelen sistem e, öncelikle batı bölgelerden başlayarak yağışlara sebep. Geçtiğimiz günlerde çoğunlukla yağmur şeklindeydi. Kar yağış oldukça azdan.